Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Birinci dönem ikinci yazılı sorularıyla karşınızdayız. Birinci dönem ikinci yazılı soruları genellikle test şeklinde olduğu için bu yazılımızı sizler için test şeklinde hazırladık arkadaşlar. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız abone olursanız çok sevineceğim. Değerli öğrencilerim yazılı sorularımıza geçmeden önce bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Yazılı sorularımızla ilgili videolarımıza kanalımızın oynatma listelerinden ve açıklamalar bölümündeki linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızdaki videolar bölümünden de ulaşabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar videomuzdaki soruları görüyorsunuz. Önünüzden geçiyor. Öncelikle siz bu soruları kendiniz cevaplayın. Videomuzu durdurarak cevaplayın. Birazdan cevaplara geçtiğimiz zaman cevaplarımızla beraber bunları ne yapın? Karşılaştırın ve sonucunu görün arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bu videolarımızdaki sorular illa çıkacak diye bir garanti yok. Bunu belirteyim. Bazen arkadaşlar herhalde sadece bu sorulara hazırlanarak derse giriyorlar, yazılıya giriyorlar ve bazı sorular çıkmayınca, bazı farklı sorular çıkınca hayal kırıklığına uğrayabiliyorlar. Arkadaşlar bu sorularla beraber öğretmeninizin üstünde durduğu konulara, kitabınızdaki ölçme değerlendirme sorularına da çalışıyorsunuz. Yani bu sorulara çalışıyorsunuz. Öğretmeninizin dikkat ettiği şeylere çalışıyorsunuz. Dikkat çektiği şeylere çalışıyorsunuz. Ve kitabınızdaki ölçme değerlendirme sorularına çalışıyorsunuz. Ve bu üçünü bir araya getirerek yazılıya giriyorsunuz. Ve inşallah yüksek notlar alıyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar size ayrı bir tavsiyede sunmak istiyorum. Günü gününe ders çalışın. Yani yazılıya yakın bir süreçte evet bu videoları izleyerek belki başarı sağlayabilirsiniz ama uzun süreçte bunları ne yapacaksınız? Unutacaksınız. Bizim bu videolardaki amaçlarımızdan birisi de arkadaşlar sizlerin konuyu pekiştirmeniz ve konuyu öğrenmenizdir. Bu duygularla arkadaşlar gireceğiniz sınavda hepinize başarılar diliyorum ve bu videolarımızı arkadaş çevrelerinizle de paylaşmanızı istiyorum. Bilgi paylaşa paylaşa çoğalır arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi birazdan cevaplara geçiyoruz ve ben görüntüyü alacağım. Sesli olarak konuyu ve yazılı sorularının cevaplarını vereceğim. Şimdi cevaplarımıza geçelim ve görüntüsüz olarak sesli olarak devam edelim. Sizler de dikkatli bir şekilde cevaplarımıza bakın ve sizin verdiğiniz cevaplarla karşılaştırın. Başarılar diliyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sevgili arkadaşlar gözlerinizden öpüyorum. Arkadaşlar cevaplara geçiyoruz. Evet birinci soruda aşağıdakilerden hangisi 1595-1700 yılları arasındaki siyasi gelişmelerden biri değildir diye sorulmuş. Sorduk arkadaşlar Denizli seçeneği Sevr Antlaşması. Sevr Antlaşması biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı öncesi Osmanlı'yla Batılı devletler tarafından yapılmıştı. Denizli seçeneği doğru cevap. İkinci soruda da yukarıdaki maddeleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Edirne seçeneği İstanbul Antlaşması 1533 tarihindeki antlaşmanın maddeleri verilmiş. Ve üçüncü soruya geliyoruz arkadaşlar. Boşluk doldurma sorusu. Avusturya nokta nokta tarihinde imzalanan nokta nokta antlaşması ile Osmanlı Devleti'nin üstünlüğünü kabul etti. Arkadaşlar 1533 tarihinde imzalanan İstanbul Antlaşması ile Osmanlı Devleti'nin üstünlüğünü kabul ediyor Avusturya Devleti. Dolayısıyla Edirne seçeneğini işaretliyoruz. 1533 İstanbul Antlaşması sırasıyla ilgili noktalı yerlere getirilecek. Dördüncü soruya geliyoruz arkadaşlar. Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlarına aşağıdaki hangi padişah döneminde ulaşmıştır arkadaşlar? Bursa seçeneği 3. Murat döneminde arkadaşlar ne yapmıştır? Osmanlı Devleti doğudaki en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Beşinci soruya geliyoruz. Osmanlı Devleti'nin 1595-1700 yılları arasındaki dış politikada prestij kaybettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Arkadaşlar 1606 tarihinde yapılan Zitva-Torok antlaşmasıyla Osmanlı Devleti dış politikada ne yaptı? Prestij kaybına uğradı. Sorudaki yıllar arasındaki antlaşma budur. 1606 Zitva-Torok Antlaşması. Soru 6 arkadaşlar. Gene bir boşluk doldurma sorusu. Deniyor ki yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir arkadaşlar? Ceyhan seçeneği Ferhat Paşa Antlaşması diyoruz. Çünkü 1590'da imzalanan Ferhat Paşa Antlaşması ile Tebriz, Karabağ, Dağıstan ve Şirvan gibi yerler Osmanlı Devleti'nin eline geçti. Osmanlı Devleti bu antlaşma ile doğudaki en geniş sınırına
sonuna ulaştı. 7. soruya geldiğimiz zaman arkadaşlar, Akdeniz'de üstünlüğün Osmanlı Devleti'ne geçtiği dönemde tahtta aşağıdakilerden hangi padişah bulunuyordu? Arkadaşlar, Edirne seçeneğinde Kanuni Sultan Süleyman'ı görüyoruz. Kanuni Sultan Süleyman arkadaşlar, Akdeniz'de üstünlüğün olduğu yıllarda tahtta bulunan padişahtır. Ve 8. soru arkadaşlar, uzun bir soru. Önce bir öncül verilmiş ve diyor ki, bu verilen bilgilere göre coğrafi keşifler ile keşfedilen yerlerde etnik unsurlar çeşitlenmiş. Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler coğrafi keşiflerden etkilenmiş. Baharat yolu önemini kaybetmiş. Coğrafi keşifleri gerçekleştiren ülkeler arasında İspanya ve Portekiz de vardır. Bu maddelerden hangisine ulaşılabilirdir verilen öncüle göre? Arkadaşlar, Edirne seçeneği. Yani 1, 2, 3 ve 4. Hepsine de ne yapabiliriz? Ulaşabiliriz. Çünkü arkadaşlar, coğrafi keşiflerden sonra yeni toprakların bulunmasıyla yeni ticaret yolları ve benzeri sayılan maddeler ne yapılmış? Gerçekleşmiştir. Ve 9. soru. 9. soru Edirne seçeneği arkadaşlar. 1 ve 3. madde. Diyor ki, bu sayılan maddelerdeki gibi gelişmelerden hangileri Osmanlı Devleti'nin uluslararası ortamda itibarını güçlendirmiştir? Arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin Girit Adası'nı alması ve 1664'te Avusturya'dan Uyvar ve Neograd kalelerinin alınması Osmanlı Devleti'ni uluslararası ortamda itibarını ne yapmıştır? Güçlendirmiştir. Ve 10. soruya geliyoruz arkadaşlar. İkinci Osman yani Genç Osman, Lehistan'daki Hotin Kalesi kuşatması sırasında disiplinsiz davranan Yeniçeriler sebebiyle Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmaya karar vermiştir. İkinci Osman'ın bu davranışı aşağıdakilerden hangisini engellemeye yöneliktir? Arkadaşlar, Edirne seçeneği. Savaşların kaybedilmesini ve toprak kaybının yaşanmamasını sağlamak amacıyla bu kararı vermiştir. Ve 11. soruya geliyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Zitva-Torok Antlaşması'nın önemli maddelerinden birisi olamaz arkadaşlar? Arkadaşlar, Edirne seçeneği Zitva-Torok Antlaşması'nın maddeleri değildir arkadaşlar. Podolya ile Kamaniçe Osmanlı Devleti'ne bırakılacaktır. Evet arkadaşlar, bu madde Bucaş ve Zoravna Antlaşması'na ait bir maddedir. Bakın, parantez içinde özellikle verdim, aklınızda olsun, ezberleyin. Edirne seçeneği Bucaş ve Zoravna Antlaşması'na aittir. Dolayısıyla ilk 4 madde Zitva-Torok'a aittir. Dolayısıyla yanlış olan Edirne seçeneğidir. Biz de Edirne seçeneğini ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Evet. Geldik 12. soruya sevgili öğrencilerim. Evet, 1691'de Salankamen'de ve 1697'de Zenta'da yenilgiye uğrayan Osmanlı Devleti 2 yıl sonra bu antlaşmayı imzalamak zorunda kaldı. Bu antlaşma ile Kutsal İttifaka karşı 16 yıl süren savaşlar sona erdi. Bu antlaşmayla Avusturya, Temeşvar hariç Macaristan ve Erdel'i aldı. Lehistan'a, Podolya ve Ukrayna, Venedik'e, Mora ve Dalmatya kıyıları bırakıldı. Buna göre aşağıdaki parçada, düzeltiyorum, buna göre parçada, yani yukarıdaki parçada adı geçen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, bu antlaşma Karlofça Antlaşması'dır. 1699 Karlofça Antlaşması'dır. Bu antlaşmayla yukarıda metinde verilen alışverişler ne yapıldı? Yapıldı sevgili arkadaşlar. Denizli seçeneğini işaretliyoruz. Denizli seçeneği Karlofça Antlaşması. Ve 13. soru. Arkadaşlar, yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye soruluyor. Arkadaşlar bakalım. Osmanlı Devleti nokta nokta senelik bir kuşatma sonucunda Girit'e hakim olmuştur. Evet. Bu uzun kuşatma sırasında Venedik karşı hamle yaparak Boğazlar ve çevresini abluka altına almış ve bunun sonunda İstanbul'da büyük bir kıtlık yaşanmıştır. Kaç yıl bir kuşatma yapmışlar arkadaşlar? 24 yıl arkadaşlar. Evet. Osmanlı Devleti 24 senelik bir kuşatma sonucunda Girit'e hakim olmuş. Seçeneği 24 olarak işaretliyoruz. Arkadaşlar, 14. soru. Osmanlı Devleti bu antlaşma ile ilk defa yabancı devletlerin, yani İngiltere ve Hollanda'nın arabuluculuğunu kabul etmek zorunda kalmış. Bu kabullenme, bir zamanlar hiçbir devleti kendisiyle eşit görmeyen Osmanlı için önemli bir itibar kaybıdır. Aynı zamanda ilk büyük toprak kaybının da yaşandığı bu antlaşmayla Osmanlı Devleti bir daha toparlanamayacağı uzun bir savunma dönemine girmiştir. Bu antlaşmanın adı aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Karlofça Antlaşması'dır arkadaşlar. 1699 Ceyhan seçeneği doğru cevaptır. Biz de ne yapacağız? Ceyhan seçeneğini işaretleyeceğiz. Bir soruya geliyoruz arkadaşlar. Osmanlılar kadırgaların yerine kalyon yapımına aşağıdaki hangi seferler sırasında ağırlık vermiştir?
Arkadaşlar, Denizli seçeneği Girit seferleri sırasında Osmanlılar Kadırgaların yerine kalyon yapımına karar vermişlerdir. Çünkü açık denizlerde biliyorsunuz kadırgalar kalyonlar kadar güçlü, kuvvetli değil ve sıkıntı yaratan araçlardı. Dolayısıyla ne yapmışlar? Kalyon yapımına önem vermişler. Bu seferler sırasında karar vermişler. Ve 16. soruda gene boşluk doldurma. Parçaya göre diyor noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirmeli? Arkadaşlar birinci boşluğa Martin Luther, ikinciye de Fransa ne yapılmalıdır? Getirilmelidir. Dolayısıyla Bursa seçeneğini işaretliyoruz. Ve 17. soru. Arkadaşlar 17. soruda da modern devlet anlayışında kilisenin devlet ve toplum üzerindeki etkisinin azaltılması esastır denmiş. Böylece merkezi otoritenin ülkede tek hakim güç olması sağlanmıştır. Modern devletlerde merkezi bir ordu bulunur ve merkezi otoritenin koyduğu hukuk kuralları her zaman geçerlidir. Avrupa'da modern devlet anlayışı aşağıdaki hangi antlaşmadan itibaren ortaya çıkmıştır? Arkadaşlar Vestfalya Antlaşması'yla Denizli seçeneğini işaretliyoruz. Ve 18. soruda 18. yüzyılın son çeyreğine kadar yabancı devlet gemilerine kapalı bir Türk gölü olarak kalan ve özel istisnalar dışında yabancı gemilerin çıkmasına izin verilmeyen Karadeniz ilk defa hangi anlaşmayla Rus gemilerinin kullanımına açılmıştır. Arkadaşlar Edirne seçeneği Küçük Kaynarca Antlaşması'yla Rus gemilerinin kullanımına ne yapılmıştır? Karadeniz açılmıştır. Dolayısıyla Edirne seçeneğini işaretleyin. 19. sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Hümanizm sayesinde Hristiyanlığın kaynaklarına inilmesi ve serbest düşüncenin yayılması. 2. Matbaanın yeni fikirleri geniş halk kitlelerine yayması. 3. Papalıkta çöküşün hızlanması ve ıslahat düşüncesinin yayılması. Yukarıdaki maddeler aşağıdakilerden hangisini hazırlayan koşullardır? Sorusu sorulmuş arkadaşlar. Arkadaşlar yukarıdaki bu maddeler reform hareketini oluşturan, hazırlayan koşullardır. Yukarıdaki maddeler olmasaydı reform hareketi ne yapmazdı? Gerçekleşemezdi veya daha gecikecekti. Evet, 20. sorumuzda arkadaşlar 5 tane şık verilmiş yukarıda. Aslında demiş ki yukarıdaki kişi ve özelliklerinden, evet yukarıdaki kişi ve özelliklerinden hangi ikisi yer değiştirirse yanlışlık düzeltilmiş olur. Evet arkadaşlar yukarıdaki 5 maddeden ikisi yanlışmış. Daha doğrusu yer değiştirmesi lazım. Yer değiştirirse doğru olur. Bakalım arkadaşlar C ile E şıkları değişirse, yer değişirse o zaman özellikler ve düşünürler veya felsefeciler veya düşünce adamlarının özellikleri doğru olacak. O zaman Bursa seçeneğini biz ne yapalım? İşaretleyelim. C ile E'nin yerini değiştirelim arkadaşlar. Kişileri değiştirelim. Dolayısıyla yani Immanuel Kant ve Machiavelli'yi ne yapıyoruz? Değiştiriyoruz. Böylelikle doğru cevabı vermiş oluyoruz. Doğru cevabımız Bursa. Ceyhan ve Edirne seçenekleri yer değişecek. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle 20 sorudan müteşekkil tarih sorularımızın sonuna geldik. Bu sorularımızla birlikte öğretmeninizin dikkat çektiği hususlara ve ders kitabımızdaki ünite sonu ölçme değerlendirme sorularına da hazırlanalım arkadaşlar. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar ve arkadaşlarınızla da paylaşın. Arkadaşlar 11. sınıf yazılıları ile ilgili diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Gerek oynatma listelerinden gerekse 11. sınıf yazılı sorularından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzun sonunda hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Başarılı bir yazılı dönemi geçirmenizi istiyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı sorular dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.